Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelmenizle birlikte şunu anladık ki alkışın yükünü siz taşıyormuşsunuz. Siz buraya geldiniz. Alkış cılızlaştı. Azandı. Bir kuvvetlisini duyalım rica ederim. Allah Allah. Tekrar merhaba. Merhaba. Güzel iki performansı izledik. Evet. Ama dönüp bakıyorum Bengi Hanım'a. Onun bile yüzü tam mütebessim değil yani. Değil mi? Daha fazlasını yapabilirdi çünkü farkında. Yani iyi puan aldı bence 8.5. Güzel puan. Güzel puan ama Gökberk Bey de kendisi de biraz daha şanslı olsalardı. Evet. Her şey daha yolunda gitseydi 9.000 üstüne çıkarlardı. Evet. Onlara kader vermedi onu. Sizinle birlikte kucaklaşacağız. İnşallah. 9.000 ve ötesi. İnşallah. Derdi de Şeyma Nur Hanım çeksin. Başlayalım mı hocam? Başlayalım. Buyurun gelsin. Diyor ki olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey. Boş verin bunu. Koşul kelimesinin eş anlamlısı. 4 harfli. Koşul. Bu koşullarda çalışamam. Önce bu nokta noktaları değiştirin. Alalım bir harf hocam. Şart. Gerek yok. Gerek yok. 400 puan kazandı. Şimdi bahsetmiştim. İkinci 4 harfli cevabınız ve ilk 5 harfli cevabınız biraz zorca. Evet. Bir bakalım. Bulmacalarda filan çıkar. Belki bulabilirim. Hadi hayırlısı. Sıvı anlamında eski bir söz. Pek yaşamıyor artık ama mesela tıp terimi olarak karşımıza çıkıyor. Likit diyeceğim ama değil. Değil, 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 değil. Arapça kökenli bu. Bir harf alayım. Buyurun. Tıpta hakikaten birkaç defa kullanıldığını duydum. Bu serum falan hani takarken sıvı ya. Bir harf daha alayım. Bir tane daha alalım bakalım neymiş bu. M var, Y var hocam. Duymuşsunuzdur, duymadınız maya mı? Değil, maya değil. Maya değil. Sona doğru böyle bir inceliyor. Maye. Hiç duymadım. Alalım bir harf daha. Alalım. Buyur. İnşallah sonuncusu. Mayı. Mayı. 100 puan. Zor. Doğru. Bugünün en zor 4 harfli cevabıydı. Evet. Vallahi öyle. O da buna denk geldi. Şimdi arkasından bir tane daha eski kelime gelecek. Bunun kadar naftalinli değil. Tamam. Bir de küçük ipucum var lazım olursa. Ama aşağıdaki sorular daha rahat edebileceğiniz sorular. İnşallah. Şunu da halledelim. Sonrasında coşacağız. Huysuz ve yaşlı kadın anlamında Arapça kökenli bir sözcük bu. Bir harf alayım. İşin ilginç tarafı bu anlamda kullanılır ama kelimenin köküne bakacak olursanız yardıma ihtiyacı olan demektir. İcabe. Yani güçsüz durumda olan o anlamlara geliyor. Aciz. Durumda olan. Acize. Acize değil. Bir harf daha alayım. Hadi bir tane daha. Ah! Lazım olan o değildi yahu. Bir harf daha alayım. İnşallah C ile Z'nin ortası. Vallahi geldi. Acuze. Acuze. Bundan sonra asfalta çıktık. Tamam. Hız yapacağız. Uçacağız. Koşarak gideceğiz. Koşarak yani. Gideceğiz. Bir 8 harfli var. Tamam. O da bilgi sorusu denebilecek bir şey. Onu da rahat atlatacağınızı düşünüyorum. Bakın şuna ne kadar kolay. Yemek dışında yenilen yaş veya kuru yemiş benzeri yiyecekler. Atıştırmalık. Nedir efendim? Abur cubur. Abur cubur. 5 harflisi. Cubur. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır yani çekirdektir, fıstıktır. Bunlar cips filan. Nedir bunlar? Yemek değil de bunlar yani. Atıştırmalık da. Bir harf istediniz basarken. İstedim ama. Ben duydum. Basarken çok hızlı evet. Bastım duyulmadı. Farkındayım efendim vermiyorlar ya. Ç harfiyle. Çerez. Çerez. 4 puan.